TFF Hukuk Kurulu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i Rize maçındaki hakaretleri ve hareketleri nedeniyle Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu sevk normal mi? Evet, gerçekten garip bir sevk. Çünkü ortada edilip edilmediği belli olmayan, sarf edilip edilmediği yine belirsiz bir söz yumağı var. Burada Fatih Hoca mı o hakareti dile getirdi? Veya o hakaret var mı? Yoksa yardımcısı Ümit Davala mı? Çünkü insanlar maskeli. Ümit Davala mı bu sözleri sarf etti? Veya o söz var mı? Çünkü net bir ortam yok. Net değil. Ve burada yine Futbol Federasyonu Galatasaray'ı deney tahtası olarak kullanıyor. Bir tür laboratuvar olarak görüyor Galatasaray'ı. Çünkü Galatasaray önceki haftalarda bu tip cezalar aldı. Yani hiç hesapta olmayan şekilde sevkler yaşandı. Hiç hesapta olmayan cezalara çarptırıldı. Açıkçası Futbol Federasyonu, Hukuk Kurulu başta olmak üzere Profesyonel Disiplin Kurulu ve bunu onayan Tahkim Kurulu Galatasaray'a istediği cezayı verebiliyor. Ben yine Fatih Terim'e verilen bu cezanın hakkaniyet kapsamında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Fatih Terim'e yakın kaynaklar Fatih Hoca'nın böyle bir söylemde bulunmadığını, sadece kendisine rakip takımın yedek kulübesinin arkasından bir sataşma olunca karşılık verdiğini, Ümit Davala'nın devreye girdiğini söylüyorlar. Orada iki takım yedek kulübesindeki isimlerin birbiriyle teması söz konusu. Hani ortada bilgi, belge, görüntü varsa, ki artık biliyorsunuz hani eskisi gibi değil. Statlarda 400-500 tane kamera var. Hele hele yedek kulübesinin olduğu alan tamamen izleniyor. Tamam, biz seyirci olarak izleyemiyoruz belki televizyonlarımızın başında, ama Futbol Federasyonu'nun odasında, görüntü odasında veya yayıncı kuruluşun görüntü odasında bu görüntüler var. Oralarda dudak okumayla vesaireyle bu iş çözümlenebilir. Ama dediğim gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurumları PFDK, Tahkim ve Hukuk Kurulu Galatasaray'ı bir deneme tahtası, bir tür laboratuvar olarak görüyor. Her türlü deneyi Galatasaray üzerinde yapıyorlar ve Galatasaray'ın da bu konuda açıkçası pek bir sesi çıkmıyor. Efendim, daha önce de Arda Turan öznesi belli olmayan bir sosyal medya hakareti nedeniyle ceza almıştı. Diğer takımlara karşı da TFF bu kadar hassas davranıyor mu? Öncelikle hakarete, küfre karşıyız. Onu söyleyelim. O gün yanılmıyorsam Etebo'nun çektiği bir sevinç videosuydu. O videoda Arda Turan Fatih Hoca'nın adını vererek ortaya bir küfür atıyor. Küfre karşıyız. Yani Galatasaray'da kaptanlık yapan, milli takımda kaptanlık yapan, aşağı yukarı da 20 senedir Türk futboluna damga vuran bir isim, o ifadeleri, sinkaflı ifadeleri kullanmamalı. Bu ayrı. Ama Futbol Federasyonu'nda misal, emsal ve hakkaniyet üzerinden şöyle bir sorumluluğu var. Daha önce bu tür video görüntülerine, çünkü futbolcu bir stadın önünden geçerken görüntü çekiyor, hakaret edebiliyor X takımdan. Öbür futbolcu yılbaşı kutlamasında rakip takıma hakaret edebiliyor. Diğer futbolcu milli takım kampında nasıl söyleyeyim, küfürlü slogan söyleyebiliyor. Onlara ses çıkmıyor. Arda'ya 2 maç ceza verdiler. Şimdi de Sayın Fatih Terim aynı sıkıntıyla karşı karşıya. Yani Futbol Federasyonu hani işte ne bileyim Galatasaray'ı koruyor, kullanıyor falan gibi hurafeler var. Ama asıl zararı Galatasaray'a Futbol Federasyonu ve ilgili kurullar veriyor. Burada tabii ben Sayın Mustafa Cengiz ve ekibini eleştiriyorum. Futbol Federasyonu'nda bence yeterli ağırlıkları yok. En azından hani bu cezayı hükmettikten, kesildikten sonra Sayın Mustafa Cengiz ve veya ilgili yöneticisi Abdurrahim Bey mi, Yusuf Bey mi, Kaan Kançal Bey mi, artık her kimse gidip Futbol Federasyonu'nun kapısını çalıp "Ey federasyon, X takıma, Y takıma, Z takıma bu aynı suçlardan cezayı vermedin. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e, Arda'ya, Muslera'ya, ona, buna verdin" diyebilmeli. Gerekirse elini masaya vurabilmeli. Ama tabii siz Futbol Federasyonu genel kurullarında kayıtsız şartsız biçimde Nihat Özdemir ve kurullarını desteklerseniz, kendi eski başkanınız aday adayken ona başkanlık için gerekli imzayı vermeyip gidip Nihat Özdemir'e bu imzaları verirseniz, federasyonda sizi yeri geldiğinde böyle bir sağdan tokatlar, bir soldan tokatlar.